Kavuşun evine mutlu musun? Rahat mısın yani? Rahatladın mı? Rahatladım. Hey. Bu tatil bittiği için çok rahatladım. Mis gibi tatil yaptık. Niye geriliyorsan bilemiyorum yani. Tatil nasıl geçti? Tatil lafını yasaklıyorum. Kimse bir şey sormaz. Sen Haluk'a bakma Emine. O yine nedense böyle bir gergin heyheyleri üstünde. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Sana birileri bir şey mi piçildedi? Yok. Ya kimsenin bir şey söylemesine gerek yok ki. Ben senin halinden, tavrından gayet gergin olduğunu ve bizden bir şey sakladığını anlayabiliyorum. Kim gergin? Ben mi gergin? Ben gergin veren değilim yani. Sizden de bir şey sakladığım yok. Bal gibi de saklıyorsun. Artık başına ne geldiyse bilemiyorum yani. Bak bak. Gözlerini kaçırıyorsun bizden. Farkındayım yani. Yo, bakıyorum bak. Haluk. Şey kızlar, siz kendi aranızda bir şey yapsanız da ben bir şey yapayım yani, hadi. Bak, özel bir şeyse gidelim, baş başa konuşalım istersen. Bana açıl. Ben senin en yakın arkadaşınım. Yani bana açılmayacak, kime açılacaksın abiciğim? Şöyle açıl rahatla. Ben biliyorsun ağzı sıkı adamımdır, kimse duymaz, merak etme. Ne oldu? Ya yürü git hadi ya. Yok bir şey dedik. Uzatma. Biz sizi geç bekliyorduk, erken geldiniz. Haluk bizi sabahın köründe kaldırdı. Bir de arabayı o kadar hızlı kullandı ki artık ne acelesi varsa. Ya bir an önce evime gelmek istedim. Hayır, niye bir an önce eve gelmek istedin onu anlamadım yani. Gönül, bence hiç boşuna uğraşma hayatım. Yani kusura bakmayın yani. Yani bana anlatmıyorsa, yani size anlatmamasını geçtim. Bana anlatmıyorsa bence yılın en büyük skandalı var ortada. Ya düşünsenize Haluk'la beni ya. Biz sushi ile wasabi gibiyiz onunla. Ne bileyim, kitapla kahve gibiyiz. Yani cırcır böceğiyle yaz gibiyiz biz onunla. Ne diyorsun lan sen? Metafor yapıyorum abicim. Dostluğumuzu anlatıyorum. Ne var bunda? Düşünsene sen sushi ol, mesela ben wasabi olayım. Sushi wasabi'yi anlatmaz mı derdini? Ya da kahve kitabı anlatmaz mı? Düşünsene cırcır böceğini abicim. Yazın ortası cırcır böceği ötmüyor. Onun böyle bir şey ya. Hasbinallah ya. Ya iyi oldu Haluk'la arkadaşlığını anlatman. Hiç bilmiyorduk biz çünkü buna. Öyle gibi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi konu değişmesin. Yani ne olursa olsun bir insanın derdini, sıkıntısını eşiyle paylaşmaması olamaz. Anlatması lazım bana yani. Ya ben şimdi merak ettim yani, ne oldu ki tatilde? Ya yok bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Tatil fotoğraflarına bakalım mı? Hı. Ben onları birazdan bilgisayara atarım oradan. Televizyona bağlayalım Meltem. Büyük ekran seyrediniz. Nasıl? Çok iyi fikir Tuna. Çok iyi fikir. Tabii iyi olacak Gönül. Yani benim fikrim tabii iyi olacak. Benim işim ne? Benim işim bu Gönül. Lütfen. İyi fikir demek ben demek yani. Fikir adamıyım ben. Yani şu tatil mevzunu açmayın dedikçe yeni yeni şeyler icat ediyorsunuz. Haluk'cığım, ne olduğunu bilmiyoruz da ondan. Yani bir söylesen ne olduğunu. Belki de böyle küçücük bir şey büyütüyorsun. Yani ne olmuş olabilir ki? Ne olmuş olabilir? Güldük, eğlendik işte, tatil. Ne olduysa son gün oldu. Son gün, son gün. Evet de ne oldu yani, onu bilmiyoruz. Ben bir tuvalete gidiyorum. Ya ne güzel konuşuyoruz Haluk ya. Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi? Bak, ser veriyor, sır vermiyor. O akşam bir şey oldu kesin ya. Bak, o akşam ne olduysa o akşam oldu yani. Az Meltem, sorun düşündüğümüzden de büyük olabilir. Aa, bana da öyle geliyor. Yani böyle sanki biraz utanıyor gibi. Evet. Yani öyle biriyle kavga falan etmiş olsa söyler. Haluk öyle şeylerden hiç çekinmez. Ne oldu o zaman? Ay, yoksa Haluk Bey uzaylılar kaçırmış olmasın? Emine, hiç olur mu öyle şey? Ayrıca her dakika beraberdik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hı. O gün gemiye en son o geldi, hatırlıyor musunuz? En son o. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü biz oradaydık. Hatta nerede diye sordum ben Haluk. Sonra o geldi, bir kızgın, böyle dediğin gibi böyle bir gözünü bizden kaçırıyor. Bir şeyden utanıyor, bir şey olmuş. Acayip bir şey. Bir kız sinirliydi, böyle kulaklarından duman çıkıyor gibiydi ya. Hatırlıyorum ben, gayet iyiydi. Tuna, biz bunların hepsini biliyoruz zaten de ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Sen de yeni bir şey keşfetmişsin gibi. Bir şey söyleyeceğim. Sertaç Bey'le beraber dönmüşlerdi. Kesin doğrucu Sertaç Bey, Haluk Bey'i sinirlendirecek laflar etmiştir. Kesin. Kesinlikle sana katılıyorum. Sertaç yüzünden olmuştur. Delirtmiştir bizimkini. Yemin ediyorum. Delirmiştir ya. Bak şimdi Sertaç dedi ki sinirim bozuldu. Yemin ediyorum. Tüylerim diken diken oldu. Şeftali tutmuş gibi oldu. Gönül, bakar mısın? Ağır gidiyor. Tamam, tamam da. Ben şimdi Haluk Sertaç Bey'le kavga etmiş olsa ya da ona sinirlenmiş olsa, bunu niye bize söylemesin? Doğru. Doğru söylüyor.
Ya şimdi eğer gemiye doğrucu Sertaç Bey'le bindiyse Haluk Bey, o kesin biliyordur. Yani haberi vardır onun. Neden ona sormuyorsunuz? Biliyorsunuz kendisi asla yalan söylemez. Hatırlayın. Bizden nasıl kaçtı? Hatırlayın. Doğru. Yani birkaç kere yanına gitti konuşmak için. Hep kaçtı, uzaklaştı. Ben de fark ettim. Özellikle bizle konuşmamak için böyle bir çaba içindeydi, hatta farkında. Böyle bizi, hani biz böyle bakıyoruz ona, hatırladım ben, tamam. Evet, doğru söylüyorsun benden. O zaman Sertaç Bey gerçeği biliyor ve Haluk onu uyardı diyorsunuz yani, öyle mi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani yemin ediyorum şuradaydı, biliyor musun? Buradaydı, sen onu söyledin. Valla hadi aynı şeyi düşünmüşüz gönül. Neyse, bence de. Bence de. Sertaç Bey neler olduğunu söylememek için bizden kaçtı. Halukcuğum lütfen söyler misin ne olduğunu? Ya ne olur yani ya, rica ediyorum. Yani bu konuyu kapatalım dedikçe sen bilhassa üstüme geliyorsun. Kapat bu konuyu ya, ısrar etme. Canım benim, merak ediyorum, endişeleniyorum senin için. Ne olmuş söylesen ya? Meltem konuyu kapat. Bak sinirleniyorum ha. Haluk. Bak ben senin karınım, en yakınınım. Ya benden de mi saklayacaksın? Hadi, 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 hadi. Tamam sen susmayacaksın, ben şirkete gidiyorum. Aa, bu saatte, Allah aşkına bu saatte ne yapacaksın ya? Alo, alo. Gidiyorum ben. Meltem Hanım ne oldu? Öğrenemediniz galiba. İnatçı, inatçı. Haluk nerede Meltem? Kaçtı, ofise gitti. Yani siz çıktıktan sonra ben birazcık onu böyle konuşturmak için sıkıştırdım. O da kaçmak için o saatte şirkete gitti. Ay şimdi daha çok merak ettim. Ay ne saklıyor bu adam bizden? Devamlı kaçıyor ya. Yani devamlı kaçıyor bak, hepimizden kaçıyor. Bence kesin çok utandığı bir şey yaptı bu. Haluk utanılacak bir şey yapmaz ki. Vallahi dünyada utanılacak ne varsa hepsini bizim Susamur Hüseyin yapar. Buna haklı Meltem. Bariz bir şekilde kimsenin öğrenmesini istemiyor. Haklısınız galiba. Ama yani şimdi, yani bu böyle olmaz. Ben bunu öğrenmeden rahat edemem. Çünkü yani Haluk'u rahatsız eden bir şey var. Ve ben bunu bilmiyorum. Bu asla kabul edebileceğim bir şey değil. E ne yapacaksın Meltem? Aklımda var bir şeyler. Bu akşam Haluk'un bizden sakladığı sırrı öğreneceğiz arkadaşlar. Aman iyi, çok heyecanlı. Ben bu akşam eve geç gideyim bari. Ve nihayet Haluk Bey'in büyük sırrı ortaya çıkıyor. Canlı canlı yayın bizim evde. Çok heyecanlı. Emine ya. Ay Emine ya. Ben geldim. Hoş geldin. Ya atma şunu. Ne haber abi? İyi. Nasıl geçti canım günü? Berbat. Bugün kiminle karşılaşsam hep aynı soru. Tatil nasıl geçti? Ne yaptınız? Sana ne kardeşim? Ne yaptıysam yaptım. Ben sana soruyor muyum? Canım niye öyle diyorsun ya? İnsanlar merak ediyor, soruyor. Ya tatilin güzel mi geçti falan diye. Ya peki ben cevaplamak istemiyorum. Ben belki öyle bir sohbet etmek istemiyorum. Nedir bu gerginlik yani? Ama niye? Haluk Bey böyle bilgisayar oyunlarındaki ejderhalar gibi böyle ateş saçıyor. Ne? Aa, hazır diyorum, buyurun. Hadi, hadi buyurun. Hadi. Meltem, fotoğrafları aktardın mı bilgisayara? Tabii tabii, hallettim. Ne güzel işte, yemekten sonra bakarız. Benim bilgisayarı televizyona bağlamam 2 dakika. Bu tatil muhabbeti hiç bitmeyecek. Bu böyle sürekli sürecek. Kapatın abi bu konuyu, bahsetmeyin ya. Haluk, ne var bunda yani? Hep beraber tatildeki fotoğraflarımıza bakacağız, eğleneceğiz. Hayır, ben eğlenmeyeceğim. Siz eğleneceksiniz. Ben sıkıldım bu konudan. Kapatın artık. Aa, ama uzattın Haluk. O zaman ne olduğunu söyle. Hepimiz öğrenelim. Anlayışlı davranalım sana karşı yani. Mutfak. Mutfak. Ve sezonun ilk mutfağı hayırlı olsun. Sen beni anlamak istemiyor musun ya? Bu tatil konusunu kapat. Yani... Bu konu açıldığı zaman böyle cinler tepeme çıkıyor. Hayat, benim seni anlayabilmem için, daha iyi anlayabilmem için... ...bu seni üzen, sıkan konunun ne olduğunu bana anlatman lazım. Sen eskiden böyle değildin. Sen insanın böyle özeline falan saygı gösteren biriydin. Böyle bir tuhaflaştın. Aa, hayır, hayır. Ben hala saygılıyım. Çok saygılıyım. Ama bu başka. Yani seni üzen, kıran, rahatsız eden bir şey var.
Ben de senin işin olarak bunu öğrenmek ve sana yardımcı olmak istiyorum. Bana yardımcı olmak istiyorsan bu konuyu kapat. Fotoğraflara da ben yokken bakarsınız. Allah Allah. Bitti. Bu konuyu kapat. Anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde, sır dolu şu halim.